Merhaba değerli izleyiciler. Bugün Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yerken, içerken okuduğu dualar ve bu duaların bize hatırlattıklarına dair kısa bir tefekkür yapalım diye düşündüm. Her gün birkaç öğün yemek yiyoruz, birkaç litre su içiyoruz, başka sıvılar da alıyoruz. Mümin kimdir? İman eden ve imanın gereğini her zaman şükür ile, dua ile gerçekleştiren ve Allah'a arz edendir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı tebliğ eden ve aynı zamanda onu yaşayışıyla örneklik teşkil ederek tebliğ eden bir şahsiyet olduğu için biz yerken, içerken nasıl Cenab-ı Hakk'a şükrümüzü eda edeceğiz, dua edeceğiz bunu da öğretiyor. Birçok Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duaları var. Farklı biçimlerde yerken içerken yaptığı. Bu şu demeye geliyor. İlla yerken içerken bir kalıp var. O kalıba dayalı olarak dua etmemiz lazım. Hayır. Çeşitlendirebiliriz. Farklılaştırabiliriz. İçimizden geldiği tarzda Cenab-ı Hakk'a kendi kelimelerimizle, kendi ifadelerimizle, kendi hissiyatımızı arz edebiliriz. Duanın esprisi bu ya. Dolayısıyla Resul-i Ekrem'in de biz baktığımız zaman Aleyhisselatü Vesselam yerken içerken yaptığı dualara bu çeşitliliği görüyoruz. Bu farklılığı görüyoruz. Bunlar arasında bizim toplumumuzun çoğunlukla bildiği kısa bir dua var. Ne deriz biz yemekten sonra? Elhamdülillahillezî et'amana ve sakana ve cealana müslimîn. Evet, bu Resul-i Ekrem'in bir duasıdır. Ne demiş oluyoruz? Bizi yediren, doyuran, bizi içiren, su ihtiyacımızı gideren ve bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun, şükürler olsun diyoruz. Evet, onun böyle bir duası var. Zaman zaman bu duayı yapardık. Başka hangi duası var? Mesela yemekten sonra şöyle de dua ederdi Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Kısa. Allahümme barik lana fih. Allah'ım bu yiyeceği veya bu içeceği bana, bize mübarek kıl. Ve at'imnami, bunu bizi nimetlendir, doyur. Bu da bir Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın duasıydı. Başka bir duasında Resul-i Aleyhisselatü Vesselam bu bizim üçlü olarak ifade ettiğimiz duayı iki boyut daha katıyor ve diyor ki Elhamdülillahillezî at'ama ve seka ve sevvavahu ve cealalahu muhreca. Allah'a şükürler olsun, hamdolsun ki o yediriyor, o içiriyor ve o yediğimiz ve içtiklerimizi hazmetme imkanı sağlıyor. Hazmettiriyor ve atıkların dışa çıkmasını sağlıyor. Böyle bir mekanizma ihsan ediyor. Kitaplarda dua örnekleri var Resulullah'ın yemek sonrasında ve elbette Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yemeye başlarken besmele ile başlardı. Hatta Hazreti Ayşe annemizden gelen bir rivayet var. Diyor ki sizden biriniz yemeye başladığı zaman besmele çeksin. Allah'ın ismini ansın. Bu nimetin Allah'ın ihsanı olduğunu dikkate alsın. Eğer unutursa şöyle desin. Bismillahi ala evvelihi ve ahirihi. Bu yemeğin başı itibarıyla da sonu itibarıyla da Allah'ın adını anarak, Allah'ı hatırlayarak ben bundan yiyorum veya içiyorum desin. Şimdi bu çeşit dualar Resulullah'ın yeme ve içmeye dönük duaları birkaç noktayı hatırlatıyor. Benim acizane anladığım kadarıyla. Birincisi şu, biz duayı çeşitlendirmeliyiz. Yediklerimizle, içtiklerimizle alakalı çok çeşitli kalıplarda, çok değişik lafızlarda dua edebilmeliyiz. Elbette en ideali Resulullah'ın lafızlarıyla dua etmektir. Ama bu lafızlarla dua ederken bu duanın anlamını da tefekkür etmemiz lazım. Yani dilimiz diyecek ki bizi yediren, doyuran, için Allah'a hamdolsun, bizi Müslüman kılan Allah'a hamdolsun diyecek dilimiz ama kalbimiz, aklımız, duygularımız buna iştirak edecek. Aklımız diyecek ki evet bu nimetleri, yediğim nimetleri ihsan eden o, içtiğim suları bana ihsan eden o, beni Müslüman kılan, Müslüman olarak yaratan o diye aklımız tefekkür edecek. Bunları düşünecek. Dolayısıyla bu duanın hatırlattığı ikinci husus bu.
Üçüncüsü, biz yerken içerken dua ediyoruz da Resulullah bir de Vecalena Müslüm'ün kaydını koydu ya, bizi Müslüman olarak yaratan Allah'a hamdolsun diye manevi rızıkları için de Allah'a dua etmeliyiz ve şükretmeliyiz diye bir esprit çıkıyor burada. İman büyük bir rızıktır, İslam büyük bir rızıktır, hidayet büyük bir rızıktır, ihlas büyük bir rızıktır. Allah'ın bahşettiği bu rızıklardan dolayı da biz Cenab-ı Hakk'a hamd etmeliyiz, şükretmeliyiz. Bunu nereden anlıyoruz? Yani bizi yediren, içiren ve Müslüman olarak yaratan Allah'a hamdolsun diyor ya Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam. Ve cealane müslimin. Bizi Müslüman olarak yaratan, bizi Müslüman kılan kim? Rabbimiz. Bizi maddi olarak rızıklandıran da o. Bedeni olarak bizim ihtiyaçlarımızı, yeme ihtiyacımızı, içme ihtiyacımızı, oksijen ihtiyacımızı ihsan eden de o. Biz aynı zamanda kalbimizin ihtiyacı olan, ruhumuzun ihtiyacı olan, duygularımızın ihtiyacı olan manevi rızıklarla rızıklandıran da o. İmanla rızıklandıran o, İslamla rızıklandıran o, taatla rızıklandıran o diye Rabbimize çok yönlü olarak bu şekilde dua etmemiz icap ediyor. Dolayısıyla Resulullah'ın bu dualarının, yemeklere, içmek gibi dualarının hatırlattığı bir başka husus şu. Genellikle toplumumuzda biz şöyle toplu olarak yemek yerken sofra duası yapalım gibi bir yanlış anlayışa sahibiz. Kimiz ama? Sofra duası. Daha doğrusu yeme ve içme duası. Sadece topluca bir araya gelindiğinde yapılacak dua değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam her zaman ne yerse, ne içerse bir hurma tanesini yerken de Allah'ın ismini anarak besmele ile başlardı. Elhamdülillah diye çeşitli biçimlerde Rabbine şükrünü ifa ederdi ve ümmetine de böyle örnek oldu. Hani risalelerde geçiyor ya, Allah'ın ihsanlarına, nimetlerine karşı biz zikirle, şükürle ve fikirle mukabele etmeliyiz. Başta besmele zikirdir. Sonra elhamdülillah şükürdür. Ortada bu nimetlerin, maddi ve manevi nimetlerin Allah'tan geldiğini hatırlama fikirdir diye biz Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam dualarını, bu tür esprileri, bu tür prensipleri, bu tür mesajları bize verdiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak nimetler sayısınca, rızıklar sayısınca, maddi rızıklar sayısınca, manevi rızıklar sayısınca Cenab-ı Hakk'a şükrediyoruz, hamd ediyoruz ve yine risalelerde geçtiği gibi Rabbi bu nimetlerin, bu ihsanların ebedilerini göster bize, ebedilerini ihsan eyle, bizi makarı saltanatına celbeyle diye de dua ediyoruz.